Merhabalar dostlar, sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku, sizlerle birlikte Ark Survival Evolved'un Ragnarok'un, daha doğrusu Ragnarok Gerisleme Paketi'nin yeni bölümündeyiz. Geçen bölüm şöyle ufaktan bir ev temeli atmıştık. Bir tane trike'ımız var, 242 level olmuş maşallah. Bir tane de beygirimiz var, o da 156 level olmuş. Şu gamayı bir açayım ben, etraf kararacak gibi. Dostlarım, video bugün biraz geç gelecek, kusura bakmayın. Uyuyakalmışım, saat şu an 11.30 falan. Hemen şöyle kalktım, bir şeyler yiyip içtim. Hemen videoya başladım. Bugün araştırmak istediğim ufak bir şey var yukarıda. Ne onun ismi? Bir tane kale var ya, bir şey varmış sanırsam. Bir ona bakmaya gideceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Ayrıca bu otobur hayvanlarımın iyileşmesi birazcık uzun sürüyor. O da pek hoşuma giden bir durum değil şu anlık. Trike'ımı taşıyıcı olarak kullanacağım. İşte böyle uzak yerlere gelip metaldir, kristaldir, bilmem nedir falan toplayıp geri döneceğim. Burada ne var? Harabe. Ya burası değildir herhalde, o kale dediğiniz yer. Bence en azından. Şuradan bakalım yani görebileceğimize. Abi orada sanki bir şey var. Şöyle yapınca bir şey gözüküyor. Böyle yapınca kayboluyor. Enteresan bir grafik yanılsaması. Oraya da altın şey düşüyor. Açabilir miyim bilmiyorum. Level'ım o kadar oldu mu benim ya? Nerede yazıyor lan level? 69 yıl açarız herhalde. Bir ufaktan oraya koşalım ya. Bu arada bu halat muhabbetini bulamadım ben. Engranlarda yok. Neden olmadığı hakkında fikrim de yok. Orada bir ton alazor var. Hiç bulaşma niyetinde değilim. Item'ı lootlayıp gideceğim. Ondan çünkü güzel şeylerin çıkacağından eminim. Yalnız beygir de ne koşuyor be. Abi Redwood'u sevmiyorum çünkü terör birdler var. O adi hayvanlarla uğraşılmıyor çünkü. Sanki şu öndeki büyük reaktör aşağı iniyormuş gibi his veriyor bana. Acaba ben yaklaşıyorum, ondan mı kaynaklı? Yoksa belli bir onu yani üstümden bir gölge geçti, korktum. Bir dakika, gamayı şöyle bir doğru çevireyim. Şunu şöyle. Bunu da halledeyim. Oo, seslerine bak. Nereye düştü o sarı bu arada? Sarıyı kaybettim. Gözüm şu reaktöre takıldı çünkü. Hasar yemese iyiydi. Geç. Geldi benimkiler. Abi hiç şeyi bozmadan pozisyonu direkt. Oha. Oha, şeyler, Tridonlar. Abi çok da hızlılar ya, kaçamıyorsun da. Hadi terör birdler bir yere kadar da. Git.
Resmen şansıma tüküreyim ya. Git lan. Öldüreceğim abi bunları. Arkamdan kalkıp gelmelerini istemiyorum. Bu hayvan da level aldığına göre birazcık hareket hızı versen fena sayılmaz. Şöyle 200 yapalım. Abi can kısmı bayağı kötü ya şu an. Bunları öldüreceğim. Başka bir çıkarım yok şu anlık. Çünkü atımın canı azaldı. Bu hoş bir şey değil. He tamam yakalayacaksın he. Oraya nasıl çıkacağız? Evet, oraya çıkmanın bir şeyi yok galiba şu anlık. Bir dolanalım bakalım etrafta. Hoyt. Ha karşı kıyıda. Peki. Oraya nasıl gideceğiz? Oraya gitmenin bir yolu olmalı. Önce bir şöyle uzağa atlayalım abi. Reaktörü geç. Çok temiz oldu bu. Tamam sen kal şimdi orada. Sarko Air'i aldık sadece yani. Weapon Rack ne acaba? Silahları koymak için falan mı kullanılıyor? Bu arada Sarko Air de efsaneviymiş. Hızım güzel. Ağırlık versem yeter. Bir klik enerji versem o da fena sayılmaz. Canını yavaş yavaş topluyor şu an. Benim beygir. Buradan karşıya. Bu ağaç toplayabiliyor mu? Devirebiliyor ama toplayamıyor anladım. Şimdi şunun mevzusu neydi? Bir bakalım boss terminali de. Hangi bosslar var? Alfa Ejder portalı. Beta Ejder. Gamma Ejder. Ha tamam. Anladım hocam. Lan. Bir an şeye geçemedim third person'a. Hallettim. Abi atın sıçrama olayı çok efsane bir şey. Şimdi bu güzelim hayvanın ağaç toplama olayı kötü. Yokmuş ne yazık ki. Ya benim ev zaten şu şeyin aşağısında hemen. Üstte gördüğümüz kulenin. Bayağı da esnek hayvan yalnız. Hani seri bir şekilde arka arkaya atlayabiliyor falan yani. Tam bir at. Keşke buna böyle hani zırh giydirebilsek falan yani. O zaman bence daha bir eğlenceli olabilir. Kendimi şey gibi hissettim şu an hani böyle sahil kıyısında koşturursun ya.
Bakayım şuradan bir kıyıdan bir gideyim benim tarafa. Deniz kıyısı en güvenli yer şu anlık. Gamayı düşüreyim ya. Yani çünkü parlama saçları oldu. Seke seke gidiyoruz. Burası ne böyle ya? Bildiğin şey hani böyle blok blok olmuşlar. Hani belki şey temasını vermeye çalışmış olabilir. Hani o ola. Bu ne? Bura nere abi? Ben buraya beygirle girmeyeceğim ya. Beygiri kaybetmek istemiyorum. He. Allah zor amcalar burada. Üçüyle Üç bin canım var. 3200 hatta. Dodge'layarak onlardan kaçabilirim. Öylesi daha makul sanki. Hızlıymış lan onlar da bayağı. Bayağı hızlıymış Alazorlar. Havada duran Pterodon mu var? Ben mi yanlış görüyorum? Ha taşmış. Peki. Bir an Pite'yi havada görünce. Bunun üst tarafı benim ev zaten. Peki sen metal falan çıkartabiliyor musun? Yok. Ama Alazor senin yaptığın şu an ayıp yani. Aslında Alazor bayıltıp şey yapabilirim de hiç şu anlık uğraşılmaz onlarla ya. En azından bunun bir canının fullenmesi lazım bence. Tamam şimdi en azından bir nerede o? Dur lan. Temiz temiz toplasın şunları. Koşarken yapabiliyor musa ayrı bir efsane. Şimdi eşeği bırakalım şurada. Sen bir sakince kal bakalım. Yani bir alt tap atmam lazım. Tamam. Şimdi gel bakalım trike'ımız. Sen zaten yeteri kadar ağırsın. Sana hız vermek benim için olması gereken bir şey. Şu koş hızına bakar mısınız? Şu arkadaşın koşma hızı yemin ediyorum insanı fıtık eder. Neyse Allah'tan şu üst taraflarda falan bayağı bir taş maş var. Onları kırıp aha. Şey mi yok? Aa. Odun falan mı yok lan? Saman yok. Bir samana ihtiyacım var. Sende saman var mı lan? Maalesef. Ulan bir tanecik saman. Neyse. Gelmişken bari flint kasayım bununla. Yerleştim ya da ağaç çıkmıyor. Öyle bir kötü taraf var şu an için. Gel bakalım sen. Şöyle bir tane de vuruver şunlara. Şu üst tarafta 3 tane ağacın olduğu yere çıkıp oradaki ağaçları bir toplayayım. Aslında kunduz bulabilseydim şeyle giderken. Kunduza eğer yapıp onu demirci niyetine kullanabilirdim. Ama gözüme çarpmadı. Şu köşedeki su birikintisi var aşağı taraftaki. Özellikle orası yani.
Bu samanı daha fazla alıyor. Nerede benim samanım? Onlar bakayım baltayı. Biraz hızlı yürümesi lazım bunun. Çok yavaş. Tanki bir hayvan. Doğrudur. Bir dakika şöyle bir. Ben ne yapıyordum en son? Fiziksel hasar veriyordum. Gel bakalım. Yürü bakalım koca oğlan. Hadi. Senle daha çok işimiz var. Sen benim follow modda kal. Üzerimdeki fazlalıkları ona vereceğim çünkü. Vur bakalım. Ne taşmış be, kırılmadı bir türlü. Şöyle 1000 küsur taş çıkardık şu an. Vur abi, vur yapıştır. Geç şu an envanterim doldu ama. Seni bu yüzden getirdim işte. Şöyle bir 4000 kusur taş, 2000 kusur odun, 1000 kusur teçi yapıştır abi. 700 kusur lifi de ver. Vermem gereken başka bir şey. Metalleri de ver hadi. Sarko yeri kalsın. Claystone'ları ver. Tamam, takip et. Gelmişken biraz metal falan da kasarım aslında. Görürsen metal madeni falan buralarda bir yerde. Şöyle yapsak. Vur abi vur. Temizlik çalış. Bunlar bugün bitecek. Koş. Koyunları tamelemeye baktım şöyle, hani Mejole falan tamleniyor mu diye. Ne oluyor? Tıslama duydum sanki de. Koyunlar Mejole ile tame olmuyormuş. Havuç ile tame olmuyormuş. Yorumlarda gördüm, bir şey yazmıştınız ama tam hatırlamıyorum şimdi ne olduğunu isim olarak da. Burada metal olması gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Gel bakalım. Ha, burada metal var. Hadi bakalım. O karbon falan da çıkıyor buradan. Limestone'ı geç, karbon falan da çıkartıyoruz. Kanka benim üstüm ağırlaştı bir saniye. Karbonlar da yani maşallah. Trike'ın bile üzerini fulledi yani. Şu limestone'lar tam olarak ne bilmiyorum. Sen level aldın mı bu arada bakayım? Almamışsın. Hay şansıma. Taş saman. Şu metal versiyonlarına bir önce geçeyim diye uğraşıyorum da.
Tamam, odun lazım şimdi bize biraz. Çevrede de bir tane ağaç kalmamış resmen. Şu metalleri de alayım. Acaba şu karbon ne işe yarıyor? Oha, o kadar ağır mı ya? Birazcık ağırlık versem gene kurtarmıyor. Abi şöyle bir şey yapsak. Karbon bayağı ağır bir şey ya. Herhalde önemli bir muhabbeti vardır onun da. Şöyle üzerim fazla dolmadan yükleyeyim Trika malları. Şu ne? Bunun rengi niye farklı? Enteresan. Normal taşmış. Herhalde metaller burada bitti. Karbonları itekle. Ha, iteklemiyoruz. Yer dolu. O zaman ne yapacağız? Şunları bir alayım ben. Yer açılsın. Ha, kütle yetmiyor. Peki. O zaman bir tane karbonu kendim alayım da yürüyebilecek halde kalsın hayvan. Gel. Oo. Dur. Ver bir karbon daha ver. E oğlum, o tek karbonu ben alsam gene yürüyemeyeceğiz lan. Şimdi yürümen lazım artık. Koş bakalım. Aferin. Şimdi oldu. Şöyle Trike'ı bir götüreyim ben mekana. Artık bir tane depo yapmam lazım sadece bu karbonlar için. Gerçi üzerinde odun falan yok ancak. Alayım bakayım şunu. Bitki tarifi falan yaparsak yarın bir gün lazım olur. Hadi Trike gel. Depo için ne lazımdı ya? Odun, saman, lifti, ama onlar kolay iş. Onları hallederiz. Gel. Senin yer belli zaten. Tamam, dur orada sen. Bana oradan odun ver. Saman ver. Ne lazım başka? Lif. Bir de lif ver. Şuraya bir depo yapalım. 2 3 tane yeter. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir dakika, bende niye primal şeyleri gözüküyor? Onu garipsedim şu an. Acaba primal modda mı giriş yapıyorum oyuna birkaç gündür? Neyse bakalım. Onu da hallederiz. Karbonları oraya tıkıver. Şuraya sarpı yerini koy. Abi şu karbonlar da var ya. Trek, sen bende gelsene bir. Trike. Gel beni uğraştırma, gel. Bak sana güzel bir şey vereyim. Gel buradan. Direkt böyle gel. Hop, dur orada. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
Böyle yavaş yavaş taşıma işine giriyoruz artık. 3, 4 tamamdır. Bu karbonları komple attık galiba. O zaman bunları bildiğim stonlara destekleyelim. İçinde başka işe yaramayan bir şey var mı senin? Çakmak taş, normal taş, metal. Claystone. Şöyle bir şey yapabiliriz. Taşları da koy buraya. Claystone'ları da koy. Hatta bir sen üzerine bir 3000 tane taş bulunsun. Oyun. Ha, aman ha. Sakın. Şimdi forge yapacağız. İki. Üç tanecik mi? Peki. Lan. Onları da şöyle koyarız. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Şimdi üzerimde metal var mı? Var. Bunu da üçe böl. Şöyle yapacak şekilde yaparsak. Birini bununla. Birini de bununla besle. Şimdi bu üç eşit olduğuna göre şunları birleştir. Önce bir şuraya 145'leri koy. Çok saçma bir detayla uğraşıyorum, farkındayım, lakin ne oluyor? Bir şey mi saldırıyor? İki tane şöyle böl. Şöyle böldük. 3, 6. He. Şöyle yapsak. Anlaşıldı. Tam istediğim gibi bölemiyorum ne yazık ki. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Birine fazla vereceğim. Sen artık yanmaya başlayabilirsin. Nasıl yakıyorduk lan bunu biz? Artık metal üretmeye başladı. Daha workbench'imiz yok gerçi ama olsun, önemli değil. Karbonları taşıdık. Trike'ımız burada. Gündüz oldu zaten. Bu arada videonun süresi ne oldu? Ben gene daldım gittim oyuna lakin. Oha, gene yarım saati görmüşüz ya. Evet dostlar, bu bölümden bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.